Evet arkadaşlar, bu dersimizde de mantar toplama oyun yapacağız. Aslında bir mantar toplama yarışması oyun yapacağız desek daha doğru olur. Bu oyunda basit bir yapay zekaya sahip bir nesnemiz olacak. Hem kendimiz hem o nesne mantar toplamaya çalışacak. Şimdi öncelikle arkadaşlar 2 adet sahne yapmanızı istiyorum. Şu an arkadaşlar varsayılan olarak bir sahnemiz var, Sample Scale diye. Buna sağ tıklayıp Rename deyip Level alt tere 1 diyorum arkadaşlar. Şimdi yeni bir sahne daha oluşturacağız. File menüsünden New Screen diyorum. Kaydediyorum. Ve bunun da Screens klasörü içerisinde olsun. Bunun ismi de menü olsun arkadaşlar. Tabii Türkçe karakter kullanmıyorum. Bakın U harfi kullanıyorum. Menü yaptık. Şimdi bu menüyü her zamanki işlemleri yapacağız arkadaşlar. Yani menüye tıklandığında diğer sahneye geçeceğiz. Öncesinde ben bu sahneleri Build Settings kısmındaki ilgili yerlere bakın sürükleyip bırakıyorum. Önce menü sahnesi açılmasını istediğim için en başa taşıyorum. Sonra menü sahnesinin içerisindeyken arkadaşlar kameraya tıklıyorum. Clear Flux bölümünden Color, Solid Color diyorum. Yani tek renk olsun. Şöyle yapalım. Yani her zamanki işlemler arkadaşlar. UI kısmına gelip Text Mesh Pro diyorum. Buraları şimdi hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Videoyu hızlandıracağım. Yani bir menü sahnesi yapacağız. Butona tıklandığında diğer sahne yüklenecek. Evet arkadaşlar, bitirdik. Artık play butona tıklandığında bir diğer sahnemize geçiş yapacaktır. Evet, gördüğünüz üzere. Şimdi o diğer sahnemize gelelim. Level 1 isimli sahneye. Oyunumuzu nitekim burada yapacağız. Öncelikle bir plane nesnesi ekliyorum. Yani zemin nesnesi ekliyorum. Bunun skala ayarlarıyla biraz oynamanız gerekiyor. Çünkü oyunumuz bu alanda cereyan edecek. Yani bu alanda geçecek. Bu alanın üzerinde arkadaşlar zemin üzerine ben ağaç, mantar vesaire o tarz unsurları ekleyeceğim. Kısaca zeminimiz arkadaşlar bu. Kamera nesnemize tıklayıp gökyüzünü iptal edin. Clear Flux bölümünden Solid Color'ı seçin ve rengini de açık mavi olarak seçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar daha önceki derslerde o import ettiğimiz çocuk nesnesini tekrar import edeceğiz. Bunun için Asset Store panelini açıyoruz. Arama kutucuğuna arkadaşlar ismini yazıyorum hızlıca erişmek için. Ve bunu projeme import ediyorum. İmport ettikten sonra sahneye 2 adet ekliyorum arkadaşlar. Birine biz yönlendireceğiz. Diğerini arkadaşlar bilgisayar yönlendirecek. Şöyle diyelim. Birinin ismini arkadaşlar oyuncu diyorum. Diğerine bilgisayar diyorum. İkisine de arkadaşlar yeni bir tane animation controller ekleyeceğim. Yani kendilerininkini kullanmayacağım. O yüzden proje panelinden animation controller'ı seçiyorum. İlkine bilgisayar diyelim. Bu bilgisayarın kontrolörü olsun. Ve bir tane daha ekleyelim. Buna da oyuncu diyelim. Ve arkadaşlar bilgisayar olan kısmın ilgili yerine bilgisayar kontrolünü sürükleyip bırakıyorum. Oyuncu olana da oyuncuyu sürükleyip bırakıyorum arkadaşlar. İkisine de box collider ekleyeceğim. O yüzden örneğin ilk önce oyuncuya ekliyorum. Fizik kısmından box collider diyorum arkadaşlar. Ve çocuk nesnesini çepeçevre saracak şekilde ayarlıyorum.
Aynısını oyuncu için de yapıyorum. Şimdi kameramızı biliyorsunuz kameranın görüntüsü altta gözükürdü. Bu bir oyuncu nesnemizi görecek şekilde konumlandıralım. Önce şöyle yapayım ben. Oyuncu nesnemizi tıklıyorum. Transform komponentindeki şu 3 noktaya tıklayıp copy komponent diyorum. Yani onun özelliklerini kopyalıyorum. Kameraya tıklıyorum. Onun 3 noktasına tıklayıp pasta component values yani komponentin değerlerini yapıştır diyorum. Dolayısıyla çocuğun olduğu kısma gidecektir. Hemen buradan ufak bir ayar yapabiliriz şimdi. Biraz açısını da değiştirelim. Şu şekilde. Evet. Oyuncu nesnemizi görecek şekilde ayarladık. Bilgisayar nesnesi burada. Bakın. Bilgisayar nesnemizde tek bir animasyon olacak. O da koşma animasyonu arkadaşlar. O yüzden bilgisayar nesnemize tıklayıp Animator komponentine giriyorum. Buraya şimdi sadece koşma animasyonunu sürükleyip bırakacağım. O yüzden animasyonlar olduğu kısma gidiyorum. Buradaki run isimli animasyonu bakın şunun içerisinde sürükleyip bırakıyorum. Bu zaten varsayılan olarak atanmış. Dolayısıyla başka bir animasyon olmadığı için herhangi bir parametre atama gereği de duymuyorum. O yüzden bu böyle kalacak arkadaşlar. Oyuncu nesnemizin içerisine girelim kontrolüne. Burada arkadaşlar hem koşma animasyonu hem de durma yani idle animasyonu olacak. Klavyedeki ok tuşlarına bastığımızda koşma animasyonu çalışacak. O yüzden burada bu iki animasyonu sürükleyip bırakacağım. Koşma animasyonu sürükleyip bırakıyorum. Ve idle arkadaşlar şurada bakın. Bunun animasyonunu sürükleyip bırakıyorum. Varsayılan olarak idle olacak arkadaşlar. O yüzden idle'a sağ tıklayıp Set a layer default seçeneğini seçiyorum. Bakın turuncuya dönüyor. Sonra geçiş çizgilerine make transition diyerek oluşturuyorum animasyon geçiş çizgilerini. Bu iki geçiş çizgilerinde ikisini shift tuşuna basılı tutarak mouse'la tıklayıp seçiyorum ve has exit time özelliğini kaldırıyorum. Yani animasyon bitmesini beklemesin. Hareket et isminde ve bool türünde bir değişken belirliyorum. Bu değişken arkadaşlar true olduğunda idleken run'a hareket etsin. Bakın. Tam tersi ise yani false ise de bakın seçtim. Bu sefer tekrar idle'a geçsin. Bunun true false oluşunu ben klavyede ok tuşuna basılıyor mu basılmıyor mu buna göre ayarlayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu çevreyi yani play nesnesini ağaçlandırabileceğimiz bir tane paketimiz var. Onu indireceğiz. SS Store'u açın. Arama kutucuğunu arkadaşlar. Low Poly Simple Nature Pack yazın. Bakın şu gelecektir. Bunu import ediyoruz arkadaşlar bu paketimizi. Bunun içerisinde birçok nesnelerimiz var. Bunları import ediyoruz. Evet, import ettikten sonra şimdi gelelim yerleştirmeye. Tabii öncesinde arkadaşlar bu zemin nesnemizi ben renklendireyim. O yüzden bir tane materyal atayacağım. İsmine zemin diyorum. Rengini yeşil yapacağım. Şu şekilde ve zemini sürükleyip bırakacağım. Zeminimiz yeşil olsun arkadaşlar. Şimdi Nature Park Light'ın içerisine giriyorum. Burada Prefab bölümü var. Bakın burada çeşitli nesneler var. Biz burada arkadaşlar Tree'yi, Tree 1 ve Tree 2'yi kullanacağız. Ondan sonra mantar olarak da şu 01 numaralı nesneyi kullanacağız. Tabii bunu daha sonra kullanacağız. Hemen mantar eklemeyeceğim. Ve şu grass yani çimenleri de bir kısmını da kullanabiliriz. Evet şimdi ben sürükle bırak mantığıyla arkadaşlar bu ağaçları bu alanımıza bakın yerleştireceğim.
Evet, çevremizi oluşturdum. Şöyle bakabilirsiniz. Bakın ortada boş bir alan oluşturdum. Etrafı ağaçlarla çevrili. Bu boş alanda arkadaşlar oyunumuz ilerleyecektir. Hatta şöyle yapalım. Bu bakın hiyerarşi panelinde nesneler çok yer kaplamış. Bunları ben sağ tıklayıp create empty deyip buna bir çevre ismini vereyim. Ve bu ağaçların hepsini onun içerisine sürükleyip bırakayım ki buradaki panelimiz daha derli toplu gözüksün. Ya bir de çimenleri eklemedik arkadaşlar. Bakın çimenleri gelişi güzel ekliyorum. Evet, bunları da arkadaşlar hepsini seçip çevrenin içerisine sürükleyip bırakıyorum. Evet. Hatta kamerayı bir döndüreyim bakın. Alttaki panelden çevreyi daha rahat görebiliriz. Evet, bakın. Böyle hoş bir ortam oluştu diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu ağaçların, çimenlerin collider'ları var. Ben bunları iptal edeceğim. O yüzden prefabların içerisine giriyorum. Yaptığım değişiklik hepsine uygulansın diye. Bu mesh collider'ı arkadaşlar sağ tıklayıp remove component diyorum. Bu tree 1. Tree 2'nin içerisine girelim. Bunu da diyelim. Bir de çimen eklemiştim. Grass'lara girelim. Aynı işlemleri bunlar için de yapıyorum. Çünkü arkadaşlar bunlarda çarpışma algılanmasın. Gerek yok. Onlarla çok işimiz yok bizim. Evet, tekrar oyun panelimize döndük. Şimdi arkadaşlar oyuna sonradan import edeceğimiz yani yükleyeceğimiz sahneye mantarlarımızın ayarını yapalım. Natura pack'imizin içerisindeki prefab bölümünde bulunan arkadaşlar şu bir numaralı 01 yazan mantarı kullanacağız. Kırmızı renkli bir mantar. Bunun içerisine giriyoruz Open Prefab diyerek. Şimdi arkadaşlar ben buna örneğin şimdi bir mantar ismini veriyorum. Yani ismini değiştiriyorum. Bunun arkadaşlar Mesh Collider vardır. Bunu kaldırın. 3 noktasını tıklayıp. Bu arkadaşlar çok daha ayrıntılı bir çarpışma komponentidir. Sistemi daha çok yorar. Bu basit bir nesne olduğu için buna gerek yok. O yüzden bunu kaldırıyorum. Ve bu sefer ona Box Collider yani basit düzeyde bir çarpışma komponenti bakın ekliyorum. Sonra is trigger'ını aktif ediyorum. Yani yumuşak bir çarpışma olacak. Ve buna bir tane arkadaşlar rigid body yani fizik komponentini ekliyorum. Bu fizik komponentinin de yer çekimini, use gravity değerini kaldırıyorum. Ve buna animasyon ekleyeceğim arkadaşlar. Kendi etrafında döndüğü şekilde bir animasyon ekleyeceğim. O yüzden bu nesneyi seçip animation kısmına geliyorum. Create diyorum. İsim olarak mantar anim diyorum arkadaşlar. Mantar animasyonu. Kırmızı butona tıklayıp ve buradan da transform kısmındaki rotasyondaki artı işaretine tıklıyorum. 1 saniyelik bir klip oluştu varsayılan olarak. Sonra bu beyaz çizgimizi en son kısma geliyorum. Ve açısını hangi düzlemde döndürelim? Evet, Y düzleminde açısını 359 yapıyorum. 360 derece baş oluyor. Çalıştırıyorum. Bakın. Yavaştan hızlıya, hızdan yavaşa şeklinde bir dönüş sergiliyor. Eşit hızda dönmesi için Shift tuşuna basılı tutarak bu 2K noktasını seçili yapıp herhangi birisine sağ tıklayıp Auto yani otomatiği seçiyorum. Böylelikle bakın eşit bir şekilde dönecektir. Tabii bu dönme hızının ben arkadaşlar yavaş olmasını istiyorum. Şu an için çok hızlı bir şekilde dönüş sergiliyor. Bunun için tekrar içerisine girelim mantarımızın. Bunun için arkadaşlar buradaki kontrolörün içerisine giriyorum. Bakın burada animasyon otomatik olarak eklenir. Bunu tıkladığınızda sağ üst tarafta speed değeri var bakın. Bu 1'dir.
Bunu örneğin yarı oranda azaltmak istiyorsanız 0,5 yapacaksınız. Daha da azaltmak istiyorsanız gittikçe azaltacaksınız. Ben bunu 0,2 yapıyorum. Böylelikle daha yavaş dönecektir. Şimdi de kullanıcı arayüzlerini ekleyelim. 2 tane image, 2 tane de TextMesh Pro import edeceğim. Sağ tıklayıp UI kısmına gelip image'i seçiyorum. Bunu ekranın sol üst tarafına bir sabitleyelim. İnce ayar yapalım. Genişliğini arttıralım. Ve rengini de arkadaşlar siyah yapıyoruz. Alfa değerini, saydamlık değerini biraz azaltalım ki hafif arkası görünür olsun. Buna gelip sağ tıklayıp tekrar UI kısmına gelip TextMesh Pro'yu seçiyoruz. Bunu da sol tarafına sabitleyelim. Hafif sağa doğru gelsin. Evet. Şöyle diyelim. Bilgisayar diyelim. 2 nokta üst üste. Örneğin 100 diyelim. Evet. 100 rakamı sığmıyor. Sığacak şekilde genişliğini arttıralım. Evet. Bu kadar yeterlidir. Şimdi yazısını silebiliriz. Bunun aynısını kopyalayıp yapıştırıyorum. Bunu da sağ üst tarafa sabitliyorum. İnce ayar yapıyorum. Evet, buna da bakalım. Evet, burası da tamam. Bunu arkadaşlar oyuncu text ismini veriyorum. Diğerine de bilgisayar text ismini veriyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane oyun bittiğinde gösterilecek paneli tasarlayalım. Tabi öncesinde şu kanvasın ayarlarını bir yapalım. Scalability Sacrum Size yapıyorduk. 1920'ye 1080 idi biliyorsunuz. Bu da 0,5. Evet. Canvas'a sağ tıklayıp UI kısmına gelip bir image daha ekleyin. Bunun genişliğini arkadaşlar 580, yüksekliğini de 800 yapın. Rengini siyah yapın. Saydamlığını hafif arttırın. Şu şekilde olsun. Buna bitti panel ismini verin. Bitti alt-tire PNL yani. Ve sayfanın orta kısmına sabitleyin. Bu bitti panele sağ tıklayıp UI kısmına gelip TextMesh Pro'yu seçin. Buna başlık alt-tire TXT adını verin. Bu başlık olacak. Üst kısma sabitleyin. Hafif aşağıya gelecek şekilde. Bunu arkadaşlar oyun bitti diyelim. Genişliğini arttıralım ki tam sığsın. Yazı tipini dilediğiniz gibi buraları ayarlayabiliyorsunuz. İki tane de buton ekleyin arkadaşlar. Bitti panele sağ tıklayıp UI kısmına gelip buton diyeceğiz. Buna isim olarak tekrar alt-btn yani tekrar buton yazın. Bunun aynısını kopyalayıp yapıştırın. Buna da çıkış buton yapın. Birazcık aşağıya gelsin. Genişlik ve yüksekliğini dilediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Burası ise kalmış. Şu renklerini değiştireceğim. Şöyle yeşilimsi olsun. İkisinin de text dosyasının yazı tipleri beyaz olsun. Şöyle boyutlarını arttıralım. Evet. İlkine tekrar oyna diyelim. İkincisine de çıkış diyelim. Son arkadaşlar bu bitti panel. Yani bu açtık text dosyası ve çıkış ile tekrar butonu text ailesi olan, parent olan bitti panele tıklayıp buna bir kod dosyası ekleyelim. İsmi bitti panel olsun. Ve bu kod dosyasının içerisine gireceğiz ve kodlarımızı yazacağız. Ben daha önceden yazdığım için buraya kod palet yapıştıracağım. Tekrar butona tıklandığında kısaca bu kodu çalıştıracağım. Çıkış butona tıklandığında bu çıkış kodunu yazacağım. Tabii kütüphaneye eklemeyi unutmuyoruz. Evet, böylelikle hem sahneyi tekrar yükleyeceğiz ya da oyundan çıkış yapabileceğiz. Şimdi arkadaşlar sırasıyla tekrar butona tıklayın. Ona
fonksiyon atacağız. Bu bitti panelin içerisindeydi biliyorsunuz. Burada tekrar buton var bakın onu seçtik. Çıkış buton için de aynısını yapalım. Evet bunları tıkladığında artık çıkacaktır ya da sahneye tekrardan yükleyecektir. Tabi bu paneli biz yeri geldiği zaman oyun bittiğinde true yapacağız. Oyun başlangıcında böyle false olacak. Nesneyi aktif ve pasif yapma olayı. Şimdi set aktif false yapalım. Arkadaşlar bilgisayar nesnesine Nevmeş Agent komponentini ekliyoruz. Bu komponentle mantarları takip edecek ve toplamaya çalışacak. Speed yani hızını 2 yapıyoruz. Angular Speed yani dönüş hızını değerinde 500 yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu komponenti kullanmak için çevredeki nesneleri statik yapmamız gerekiyordu. Bu nesnenin hepsini tek tek seçip statik yapabilirsiniz. Ya da bizim yaptığımız gibi bir tane boş nesnenin child'ı yaparsınız hepsini. Sadece bu boş nesneyi statik yaptığınızda hepsi için bu uygulanacaktı. Çünkü biliyorsunuz parent'ın üzerinde gerçekleşen değişiklikler child'ı etkiliyordu. O yüzden çevreyi seçtikten sonra buradaki statik butonuna tıklıyorum. Yes diyorum. Bunların hepsini arkadaşlar bu işlem uygulanmış oluyor böylece. Son olarak da arkadaşlar bu zeminimizi de bakın plane zeminimizi de statik yapalım. Bunu yaptıktan sonra artık bake işlemimizi yapabiliriz. Window penceresinden AI kısmına gelip navigasyonu seçin. Buradaki bake kısmına gelin ve bake deyin arkadaşlar. Bakın dedikten sonra gördüğünüz gibi mavi renklere bürünecektir. Burası bilgisayar tarafından yürünebilecek alan olarak algılanıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kamera takip kodunu yazacağız. Ben şöyle yapacağım. Kameranın şu pozisyonunu hiç bozmamasını istiyorum. Yani çocukla arasındaki mesafe hep böyle olsun. Bu mesafeden takip etsin. O yüzden şu an kameranın bulunduğu pozisyonu bir tane küp oluşturacağım ve o küpü takip etmesini söyleyeceğim arkadaşlar. 3D obje pozisyonu küp diyorum. Ve şu kameraya tıklayıp buradaki 3 noktasına tıklayıp copy component diyorum. Küpe tıklıyorum. Tekrar 3 noktaya tıklıyorum. Paste component values diyerek bakın kameranın olduğu pozisyona atıyor. Şimdi boyutunu biraz küçültelim şunun. Mesh renderer'ını arkadaşlar kapatabilirsiniz. Görünmez olabilir. Buna oyuncunun küpü ismini veriyorum. Ve bu arkadaşlar çocuk nereye giderse o da onunla beraber gitmesi için çocuk nesnesinin bakın yani oyuncu nesnesinin child'ı yapıyorum. Eğer child yapmada sıkıntı çıkarsa bu oyuncu nesnesinin prefablarını ortadan kaldırabilirsiniz. Bunun için oyuncuya sağ tıklayıp unpack prefab demeniz yeterlidir. Şu an için sorun çıkmadığı için içerisine bakın rahatlıkla taşıdın. Şimdi kamera nesnesinin içerisine tıklayın ve buraya bir kod dosyası ekleyin arkadaşlar. Örneğin ben buraya kamera diyorum. Bu kod dosyasının içerisine giriyoruz ve kodlarımızı yazıyoruz. Hemen yapıştırayım daha önceki yazdığım kodları. 3 adet değişken tanımladık. Öncelikle oyuncuya bakacağız arkadaşlar look at komutuyla kamerayla. O yüzden oyuncunun pozisyonu bize gerektiği için onu tanımladım. Oyuncunun küpünü yani az önce child olarak eklediğimiz oyuncunun küpü isimdeki küpü takip edeceği için kameranın o değişkeni tanımladım ve takip hızı. Yani şöyle arkadaşlar. Look at komutuyla biz kamerayla çocuğa bakacağız. Ancak kamera küpü takip edecek. O şekilde yapacağız. Değerlerine bakın atadım start fonksiyonu içerisinde. Ve late update içerisinde biliyorsunuz kamera takip kodları late update'in içerisinde yazılır. Kameranın pozisyonunu arkadaşlar lev koduyla yumuşak bir şekilde bakın küpün pozisyonuna eşitledim ki o şekilde yumuşak bir hareket yapsın. Ve look at komutuyla da oyuncuya bakmasını söyledim. Bakın küpe değil oyuncuya. Evet bu şekilde kaydettik. Şimdi arkadaşlar yönetici isminde bir boş nesne oluşturuyoruz. İsmine yönetici diyelim. Buna yönetici isminde bir script dosyası yani kod dosyası ekliyoruz. Farklı bir isim de verebilirsiniz. Bendeki bu el alışkanlığı arkadaşlar. Sonra bu script dosyasının içerisine girip kodlarımızı yazacağız. Bu şu vazifesi şu olacak arkadaşlar. Oyuna mantar yükleme yani mantar ekleme işini yapacak. Bir de bu bitti panelin gösterilmesi hususunu yani ekranda gösterilmesi hususunu kontrol edecek. Hemen içerisine giriyoruz. Ve kodları buraya arkadaşlar yapıştırıyorum.
Public özellikle iki değişkenimiz var. Biri mantar, biri bitti panel. Bitti paneli duruma göre aktif yapmak için tanımladım. Mantarı da yüklemek için tanımladım arkadaşlar. Ve mantar sayısı adlı bir int değişkenimiz de var. Evek yani ilk çalışan fonksiyon içerisine arkadaşlar oyun çalışma hızını 1.0 yaptım. Neden bunu yaptım? Şu yüzden arkadaşlar birazdan göstereceğim. Oyun bittiğinde oyunu donduracağım arkadaşlar. Time skalesini 0.0 yapacağım. Tekrar oyunu başlattığında oyunun çalışması için arkadaşlar o hızı eski haline getirmeniz lazım. Aksi halde oyun donar arkadaşlar, hareket etmez. Mantar sayısı değişkeni 20 belirledim. Yani 20 adet başlangıçta mantar ekleyeceğim oyuna. Ve for döngüsüyle arkadaşlar bakın mantar ekleme işini yaptım. Öncelikle x rastgele ve z rastgele adında iki değişken belirledim. Random range ile rastgele bir sayı üreterek eksi 5 ile 5 değerim. Tabi bu şu anlama geliyor. Daha önceden ben hesapladım. Yani hangi alanlarda bu mantar instantin edilecek. Onu da şöyle ayarladım. Nitekim burada o uymayacak. Çünkü ben oyun yaptıktan sonra arkadaşlar, kitabı bitirdikten sonra bu oyunları tekrar yaptım. Videosunu görmeniz açısından. Şunu şöyle yaptım arkadaşlar. Bir tane çocuk nesnesini örneğin seçin. Bakın X ve Z pozisyonu bize gerekiyor. Örneğin mantar alanı şu alanda diyelim. Bakın kaçmış mesela? 12 diyelim. Evet, 12 ile bakın X düzlemi 12'de şu an. Diğer tarafa gelelim. Şurası kaçmış? Eksi 3. Yani 12 eksi 3 X düzlemi. Hemen not alalım. 12 eksi 3. Bakın şuraya not alalım. X 12'ye eksi 3. Z'si kaçmış? Bakın burada yazıyor. Eksi 8 ile diyelim. Eksi 8 ile artı 8. Yani eksi 8 artı 8. Bu da Z oluyor. Hemen düzenleyelim bakın. Bu X pozisyonu olduğu için en düşük değer eksi 3. Eksi 3 ile 12 olacak. Z de eksi 8 ile artı 8 yani pozitif 8 olacak. Evet. Bu düzlemde mantarları ekleyeceğiz. Ve pozisyon isminde vektör üçlüğünde bir değişken belirleyip bu rastgele oluşturulan değerleri bakın atadım. Y'sine 0 dedim. Zeminde duracakları için o yüzden 0 olması gerekiyor. Ve yeni oluşturduğum mantarı bakın instantin ediyorum. Buradaki pozisyonla yapıyorum. Açısı değişmeyecek diyorum arkadaşlar. Ve oyun bitti paneli. Bu panelde public özellikle bakın fonksiyonumuz. Oyun bittiği zaman bu fonksiyona erişip paneli gösteriyorum. Set active true yapıyorum. Zaman değerinde 0 yapıyorum. Yani oyunu durduruyorum. Şimdi inspector paneline gelelim. Bu public değişkenden değerini atayalım. Öncelikle mantar demiş. Bu mantarımız Natura Pekin içerisinde. Bakın burada mantar ismini de sürükleyip bırakıyorum. Bitti panelimiz de Canvas'ın içerisindeydi. Şurada. Orada sürükleyip bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi bilgisayar nesnesini yani o çocuğu arkadaşlar kodlayalım. Bilgisayara tıklayıp kod dosyası ekliyoruz ona. Script dosyası ismine bilgisayar diyoruz. Tabii farklı bir isim de verebilirsiniz. Ben genelde nesnenin ismini ise ona göre veririm. Ve daha önce yazdığım kodları arkadaşlar buraya kopyalayıp yapıştırıyorum. Hedef dedim. Bu hedef arkadaşlar çocuk bir mantar tespit edecek. O mantara yönelecek. İşte o mantar hangisi ise bu değişkende barındıracağım. NameMesh Agent komponentiyle hareket ettirecektim biliyorsun. O yüzden bu değişkeni tanımladım. Ve animasyonu vardı arkadaşlar. O yüzden bunu tanımladım. Bu mantar topladığı mantar sayısını int türündeki değişkende barındıracağım. Ve public özellikle yönetici ve bilgisayar text dosyası isminde iki tane değişken belirledim ki yöneticinin içerisindeki örneğin oyun bittiğinde arkadaşlar bu oyun bitti panelini göstersin diye erişmem gerekiyordu. O yüzden bu değişkeni tanımladım. Bir de TextMesh Pro'su vardı biliyorsunuz. Topladığı mantar sayısını ekranda göstermek için. O yüzden bunu tanımladım arkadaşlar. Değerlerini, ilk değerlerini buraya atadım. Text dosyasında bilgisayar, iki nokta üst üste bilgisayar mantar ilk etapta 0 yazacaktır bakın. Burada hedef tespit adlı bir fonksiyonu da çalıştırdım oyun başlayınca. Bu hedef tespit fonksiyonu da arkadaşlar tüm mantarlar arkadaşlar bir tane dizi değişkenin içerisine atıyor bakın tüm mantarlar isminde dizin içerisine. Kaç tane mantar varsa bu dizinin içerisinde olacaktır. Eğer bu dizinin eleman sayısı 0 değil ise bu ne anlama geliyor? Yani ekranda en az bir mantar var anlamına geliyor değil mi? Varsa arkadaşlar
hedef numarasını, işte bu dizinin elemanları kaç taneyse onlar arasında bir hedef tespit ediyor rastgele. Ve bunu da hedef değişkenine bakın atıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ona doğru hedef belirleyecek. Ona doğru koşturacağım onu. Eğer arkadaşlar sıfırsa, else yani sıfıra eşitse yönetici script dosyasının içerisindeki oyun bitti fonksiyonunu çalıştırıyoruz. Burada çarpışma fonksiyonlarını tanımladım. Eğer çarpıştığımız nesnenin tagı mantarsa, bak onu yapmayı unuttuk arkadaşlar. Şu mantar nesnesinin içerisine girelim tekrar da. Çünkü buna tag atamayı unuttuk bakın. Bunu tıklayalım. Add'e tag diyelim. Buna mantar diyelim. Tekrar nesneyi seçip mantarı seçelim. Evet. Bunlar üzerinden çarpışmayı denetleyeceğiz. Eğer çarpışılan nesnenin tagı mantarsa mantarı siliyoruz ve mantar al fonksiyonu çalıştırıyoruz. Mantar al fonksiyonu da burada. Bakın değişken değerini bir arttırıyor ve bunu da ekranda güncel olarak gösteriyor arkadaşlar. Şimdi de oyuncu yani kendimizin yönlendirdiği çocuğa kodlarımızı yazacağız. Ancak öncesinde az önce yazdığımız kod dosyasının public değişkenleri vardı bakın. Onları sürükleyip bırakıyorum. İlk önce yöneticiyi sürükleyip bırakıyorum. Sonra text dosyasını şuradaydı. Evet. Bunu sürükleyip bırakıyorum. Bundan sonra oyuncu nesnesine bir kod dosyası ekleyin. Buna da oyuncu diyeyim. İçerisine giriyoruz. Ve daha önce yazdığım kodları kopyalayıp yapıştırdım. Bakın hareket hızımızı, dönme hızımızı bir değişkende tanımladım. Topladığımız mantar sayısını burada barındıracağım. Yani bir önceki kod dosyasının çok benzeri arkadaşlar. Tabiri caizse kendimize uyarlanmış hali, kendi yönlendireceğimiz çocuk nesnesine uyarlanmış hali diyebiliriz. Hareket hızımı 2 yaptım. Dönme hızımı 100 yaptım. Başlangıçta değeri 0. Ve ekranda gösteriyoruz text dosyamızda. Ve değişkeni de tanımladım arkadaşlar. Update fonksiyonu içerisine bakın. Get access koduyla yatay ve dikey tuşların hangisine basıldığını tespit ediyorum. Eğer sağ sol ok tuşuna basılmışsa dönme hızıyla çarpıyorum. İleri geri tuşuna basılmışsa hareket hızıyla çarpıyorum. Yani sağ sol ok tuşlarıyla nesnemi döndüreceğim. İleri geri ok tuşuyla hareket ettireceğim anlamına geliyor. Ve update olduğu için de time delta time ile çarptığım bu değeri. Bakın translate ile z düzleminde hareket ettiriyorum buradaki değere göre. Rotate ile de arkadaşlar y düzleminde nesnemi döndürüyorum çocuk nesnemi. Eğer dikey butonlar sıfıra eşit değilse yani ileri geri tuşunun birisine basılıyorsa arkadaşlar. Bu o anlama geliyor. Animasyon hareket et bool değişkeni biliyorsunuz. True yapıyorum. Böylelikle koşma animasyonu çalışacaktır. Eğer sıfıra eşitse yani ileri geri ok tuşuna basılmıyorsa bu ne anlama geliyor? Duruyor anlamına geliyor. O yüzden de hareket etlerine false yapacağım ki o idle animasyonu yani durma animasyonu çalışsın. Bunun da çarpışma fonksiyonu var. Mantarla çarpışmışsa mantarı silip mantar al fonksiyonu çalıştırıyoruz. Bu da değerimizi arttırıp TextMesh Pro'da gösteriyor ve mantar kontrol fonksiyonu çalıştırıyor. Mantar kontrol fonksiyonu da ekrandaki yine tüm mantarlara bakıyor. Değeri sıfırsa oyun bitti panelini gösteriyor. Diğeriyle aynı arkadaşlar. Diğer kod dosyasıyla. Bunun da arkadaşlar public değişkenlerin değerini atayalım. Yöneticini sürükleyip bırakıyoruz. Oyuncu text dosyasını da sürükleyip bırakıyoruz. Evet, kaydettik ve projemizi çalıştıralım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir sorun oldu. Koşma animasyonu çalışmadı. Bir oyuncu nesnenin içerisine bir girelim bakalım. Neden çalışmıyormuş? Ha. Arkadaşlar has exit time seçili kalmış. Bunu kaldırın. Yani animasyonun bitmesini bekliyor koşması için. Onu beklememesi lazım. Doğrudan koşması lazım. O yüzden yaptık. Şimdi bir sorun kalmayacaktır. Bakın koşuyoruz. Aldık. Bakın 1 oldu. Sağ üst tarafı bakın. 2 oldu. Bakın bilgisayar da topluyor. Bununki de artıyor. Oyundaki gölgeler, ışıklar biraz düşük kalmış arkadaşlar. Onların seviyesini biraz ışık seviyemizi arttıralım. Biraz parlak olsun. Evet. Şu an daha iyi bakın.
Şu an mantarların hepsini bir bitirelim, oyun bitsin. O alsın onu da hadi. Bunu da ben alayım. Evet. Bakın tekrar oyna dediğimde tekrar başlayacaktır. Evet arkadaşlar, bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.